Evet, herkese merhabalar. 18. bölümüne devam ediyoruz. New Divan'dayız. Bir yolu da bu işte. Asıl plan başından beri bu muydu acaba? Ne? Tüm kolonicileri öldürmek mi? Hayır. Bir ütopya hayaliyle onları buraya çektim. Nasıl yani? Her şeyden ellerinde sonuçta korsanlarla uğraşıyoruz. Bu çok şeytani. Korsanlar için bile. Yani onları buraya çekip bir şeyler alıp gerçek hazine olarak, hazine aslında kolonicilerin tüm mal varlıkları. Onları buraya çekip aldıktan sonra evet, hepsini katledip. Evet. Yani New Divan'ın girişinin gerçekten korkunç olduğunu söylemek gerekiyor. O böyle ütopya benzeri bir yer değil. Bayağı kötü. Kapı kıpırdamıyor. Tırmanıp geçmemiz lazım. Klasik. Tırmanabiliyor musun kapıya? Tırmanamıyorsun. Bu taraflarda tırmanacak güçte işte bulalım. Cennette yatsın mı ne? Ne demek o? Bugün cennette bana katılacaksınız. He, iyi. Aman ne cennet. Vallahi burayı inşa edecek kadar hani parayı harcamış sonuçta birileri, ne bileyim ben. Şuradan çıkıp buradan sallanarak falan filan geçeceğiz herhalde. Yap. Çıkalım. Sana tutsun camacı, yapacak bir şey yok valla. Aynen. O şeyler pek sağlam gözükmüyor. Değiller, dikkatli ol. İdare ediyorlar işte, ne bileyim ben. Şimdi şu çökecek bak mesela. He? Affedersin. Ben bilmez miyim, ben malım bilmez miyim ya? Dördüncü Uncharted'da oyunu artık. Baya ot kaplamış onu. Evet, şu ID daha çok, yolumuz çok uzunmuş lan daha. İyi misin? Evet. Asıl önemli olan antik şehir burası olsa gerek. Avery'nin mahallesine hoş geldiniz. Güzel bir yermiş. Tabii mimari sorunları ve su sarfiyatını umursamazsın. Evet, kanalizasyon sorunu oldu aşikar. Tam aşırı bakım gereken bir kelepir. Pekala, bakalım. Görünüşe göre biri barajı patlatmış ve tüm mekanı su basmış. Biliyor musun, unutmuşum. Bu işte iyi olduğunu. Sence bunlardan hangisi Avery'ninki? Ben bütün paramı şuna yatırıyorum. Hala sağlam duruyor. Sen de hiç fena değilsin. Yo yani. Biraz çalıştım. Birkaç kitap falan okudum. Aa, hayır, olamaz. Ne oldu? Ne? Sam'i mi göreceksin? Rafe orada. Sam orada. Sam. Hala hayatta. Evet, şimdilik. Hadi. Tamam. Şu olay için gözün açık olsun. Evet. Kısaca bölümün tamamı şeyle dolu olacak. Bu oyunda gerçekten doğaüstü bir şeyler olacağından bu arada şüphe duymaya başladım ciddi ciddi. Muhtemelen olmayacaktır herhalde, artık bu oyunda yoktur yani. Ne oldu lan, of diyerek atlanır mı? Aaf falan diye, nasıl bir atış biçimi? Nereden? Ha, buradan çıkacağım. Okey, tamam. Gelecek olan düşmanlar şu an beni tırsıtsa da yapabileceğim bir şey yok elimden gelen maalesef. Bir an önce oyunun sonuna ulaşmayı gerçekten istiyorum. Hani oyunun büyük bir kısmını bitirdik artık ve belli ki yani tekrar o tarz bir büyük aksiyon sekansı yaşayamayacağız. Yani şey uygun değil zaten, mekan uygun değil. En fazla gene yıkılan ve yok olan bir şehirden kaçma şansımız olacaktır ama bilmiyorum. Sanıyorum ne olursa olsun benim favorim kafayı fena takmış. 3 kalacak galiba. Kurucu kondent. Evimin yalamazı ve yıkaması emrimi senden çıktığını biliyorum. Kardeşim bu karıma mesela yalancı sesini atarım. Karımına sapladığım kılıç çıkartamadığı biçim. Hmm.
Kurucu kondent. Kurucular zaten şerefsizlermiş canım, onu öğrendik yani hani. Oyunun sonunda 12 tane kurucuyla savaşsak ne ilginç olurdu, böyle kurucu boss hayaletler falan, ya ne bileyim dev iskeletler, böyle Dark Souls modunda bir boss savaşı, böyle Doja Data falan. Eminim yapar. Eminim Naughty Dog yapar öyle bir şey tabi. Tabi. Ye yeah, savaş sahnesi. İşte en kötü stealth. İşaretle hepsini. Ne tarafa bakıyorlar onu da bilmiyorum ama. Saklanmak için suyun altına dal. Evet, hala yaşıyorum canım, sıkıntı yok. Sen beni oradan görmezsin değil mi? Görmezsin, görmezsin sen beni oradan. Teşekkür ediyorum yardımların için. Bunu asla unutmayacağım. Evet. Sırf şey için etrafa bakıyorum. Tek diyebileceğim birileri var mı diye bakıyorum ama yok yani. Şurada birileri var. İleride birileri var. Aa, gitti. Lan saklansana oğlum. Nasıl görmediler beni anlamadım zaten. Yani yakalanmış olmam lazımdı şimdi. Bizimkilerden birisini indirmeyi başarmış. Evet, başardım. Aramaya devam hala. Gördü mü? Nasıl gördü lan? Nereden gördü daha doğrusu? Bastık. La oğlum niye ıskalıyorum ya? Geri mi attı lan bana attığım şeyi o? Biz niye bombaları geri atamıyoruz bu arıcılar? Eski oyunlarda vardı sanki bombayı geri atma. Güzel de oluyordu yani, yani geri atıyordu, zart diye yapışıyordu herifin götüne. Birazcık dinleyebilir miyiz lütfen? Tamam güzel. Dost doğru önümde olsun. Arkamda olmasın iyidir. Sonuncusu da gelsin, onu da ildirelim. Eğer sonuncusu tabii, yani tekleyebildiklerimizin sonuncusu en azından. Tepede geziyor. Koş Elena, öldür onu. Sonucu değilmiş, hayır. Çok kötü bir yerdeler ve çok kötü bir yerdeler, göremiyorum. Ha sikeceğim ama ya, işte bunu yapma ya. Ya bunu yapma işte ya, bunu yapma ya. Direkt olarak, ya direkt olarak öldürüyor abi, bildiğin öldürüyor yani hani ya. Bir dakika nasıl? Tüm şeylerin boşa mı gitti? Tüm o killer boşa mı gitti yani şimdi ne? Bazukalı mı artık, bombacı mı, her ne boksa o abi de geldi direkt zaten. Sen biraz önce ama çok bela açtın pezemek. Son anda çıktın arkadan bir yandan. Oğlum sen kimsin lan? Kim sıkıyor bana onu? Abi kim bu bazukacı herif ya? Ya sikerim ha. Kim lan o bazukacı? Hepsi burada. Kim oğlum o bazukacı? Bana bazukacıyı getirin. Benim derdim onunla. Bana onu getirin. Kim o? Kim o lan? Sen misin lan o? Ha? Sen misin oğlum o? Kim lan o? Kim?
Sniper'lar var bir de bir sürü ya. Şerefsiz. Şerefsiz orospu çocuğu. Şerefsiz orospu çocuğu. Kafayı çıkardığım anda atıyor ya. Şerefsiz ya. Niye şeyin içine almadın onu? Bir dakika, bu sadece yakından vuruyordu. Şşt. Bu daha iyi. Sadece yakından vuruyor çünkü öbürü. Benim şimdi taglerim gitti mi hepsi? Evet, teklerimin hepsi gitmiş. Bizden birinin icabına bakmışlar. Buralarda biri var. Devam edin. Dağlara karayın. Seni bulacağım. Ulan, ulan, ulan. Lan ne oluyor abi, kaç tane bomba atabiliyorsun sen aynı anda? La oğlum dur. Hacı kaç tane bomba atabiliyor senin silah aynı anda ya? Şerefsiz, şerefsiz, şerefsiz. Fuck. Çık, çık, yukarı çık, çık. Allah'ın belası çık. Bekleme, çık artık. Fuck. Çık dışarı hemen. Nereye sıkıyorsun? Nereye sıkıyorsun? Nereye sıkıyorsun? Eleğin olmasa sen ölüsün. Ne? Eleğin olmasa ölüsün. Yemin ediyorum ölüsün. Nerede lan o sniper? Şey, şerefsiz sniper değil. Siktir sniper. Nerede o? Bomba atarlı. Ölmedin mi lan sen? Nasıl ölmedin lan? Lan ne oluyor abi? Ha sikiyim, sen nereden geldin? Mermisi bitti. Sen misin lan o bomba atarlı ibne? Geber. Kimdi o? Hangi pezemekli o bomba atarlı? Nerede o? Sen misin lan o? Sen değilsin. Diyeceğim ama ha. Harbiden yani, harbiden ama. Sen miydin lan o? Aynen sen misin İbni'nin evladı. Aldım silahını sonunda. İyi misin? Ben değilim. Elena iyi olabilir ama ben hiç mutlu hissetmiyorum kendimi. Acayip sinirlendim. Fazla gerildim yani. Bu nasıl bir yer ya? Bakmaya değer. Ve her tarafım kaşıntı tuttu. Ah. Sinir, öfke. Sakinleşiyorum ufaktan. Hala sakinleşme aşamasındayım. Sakinleşeceğim. Güzel olacak. Okey. Sakinleştim. İyiyim, mutluyum. Bir sonraki savaşta tekrar öfkelenmeye ve küfretmeye hazırım. Ve sonunda geldik mi artık? Hani mekana kadar? Hayır. Daha çok var önümüzde. Korkunç bir yol var daha önümüzde.
Daha önümüzde oldukça uzun bir yol var. Bak, zavallı kadın kendini asmış. Richard Vant'a yazılmış. Kurucu Vant, sana tez intikam sözü verdim. Benden aldığın gibi ben de senden aldım. Kurucu Baldrige. Kurucu Baldrige mi öldürmüş kendini, anlamadım ki. Yani o kimin cesedi anlamadım ben şimdi. İyi geldi. Yani suya girip girdi çıktın kafan. İşte oraya. Nereye? Nereye lan? Çok yüksek. Kaldıramazsın. Öyleyse etrafa bakın. Nereden bahsediyorsun? Şuradan falan mı? Ne güzel yüzüyorsun kız. Vallahi billahi. Buradan bir yerden mi? Burada artık bildiğin sarmaşık kaplamış bir kapı. Sarmaşık mı dersin ona bilmiyorum da. Şurada bir şey, artık ne işe yarar bilmiyorum. Burada ne işe yarar acaba bu? Ha, şurada tutunacak yer varmış lan. Çık abi hadi. Şunu aşağı atalım ondan sonra. Yolla gelsin. Aşağı dikkat et. Ben de onun peşindeyim. Buraya çekeceğim onu şimdi. Gel bayım gel. Babana. Bunu Neil Druckmann'ın söylüyor olması lazımdı. Puzzle'larını en çok seven o vallahi, ben değilim acaba, üzgünüm. Hani adam ölmüş yani, kutu 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 diye gebermiş herif resmen ya. Ne kutuymuş arkadaş ya. Oyun boyunca şu kutuyu, hani adam resmen kutuya aşık olmuş oğlum. Oyun boyunca aynı kutuyu sürekli oradan oraya, oradan oraya, oradan oraya götürmekten bir hal olduk lan. Nereye çıkacaksın sen bunu Elena? Buraya nerede çıkılacak bir yer var mı bunda? Biz bunu getirdik buraya da. Aa, kaşınıyorum, her tarafım kaşınıyor, lanet olsun. Şunun üzerine çıkmak için, he okey tamam, ben körmüşüm, üzgünüm Elena, kusura bakma. Körlük bendeymiş yani. Elena'cığım şu an senin yüzünden hareket ettiremiyorum yalnız kutuyu. Çünkü sevgili oyun niyeyse bir NPC'nin yanına yaklaşınca bildiğin karakter hareket etmeyi bırakıyormuş bu orayı. Aynen öyle yapıyorsun. Hayır, centilmenlik yapmaya çalışıyorum. Ya şu an çok centilmenlik bir durum yok. Evet, zaten halimiz şaka gibi. Bozuk atma, bozuk atma. Yani düşmanlarla savaşan benim. Kafama kafama bomba yiyen benim. Okey. Wow. Wow. Peki. Peki. Hala fazla uzağız eve. Evet. İyi. Yani işte hani hala oyundan zevk almaya çalışıyorum. Yoruldum, yaralandım. Biraz acıktım. Yemek iyi oldu. Değil mi? Onun dışında iyiyim. Şuna tutunmazsın herhalde. Tutunursun diye ben buraya doğru yüzüyordum ama. Devam edelim. Hadi espri yapmaya uğraşmayın birbirinize. Bakın ben bile espri yapmayı bırakalı kaç bölüm oldu artık. Hadi. Şu evden geçmeyi deneyelim. Tamam. Hemen arkandayım. Hızlandık. Bu evde bir merdivenler bulup üst kata çıkıp üst kattan öbür tarafa geçip öbür taraftan devam edeceğiz galiba. Diye düşünüyorum. Ve merdiven olmasa da en az merdiven kadar önemli bir şey bularak üst kata çıkmayı başarıyoruz. Gerekçeleri vardı orası kesin. Ama sence onlar değil miydi? Bu nedir? Bir tanesi hariç. Buradaki her evin su altında kalması garip doğrusu. Bir tanesi hariç. Aynen. Çok sevgili Avery. Tam bir şerefsiz herif. Ne şerefsiz herifmiş lan. Bahsede bahsede bitiremedik vallahi şu Avery'yi. Adamın şerefsizlikleri
Al not al. Gans Bey'den gelmiştir. Şurada bir hazine mazine var mı Elena? Bir şeyler gördün mü? Parlayan marlayan bir şeyler var mı? Sanki orada gördüm ben. Bak aynen. Bu oyundaki hazinelerin tipleri çok garip ya. Hani diğer üç oyunda böyle daha bir antik duruyordu. Bunda bulduğun şeyler genel olarak hani böyle hep tas çanak falan. Çok güzel. Öyle mi? Bence çok sıradan. Bilmiyorum. Ben anlamıyorum bu işlerden. Net uzmanı sensin bak. Şömineden geçiş bulduk da hani. Acaba bir şeyler yaşamadan yani felaket kopmadan burada kaç sene yaşayabildi bu insanlar? Ben onu merak ediyorum şu anda. Hani ne kadar uzun süre yaşadılar hiçbir şey olmadan falan böyle hani. Sakin sakin. Ondan sonra ne zaman şey patlak verdi? Hey şuna bir bak. Bu toplar sanki elden geçirilmiş gibiler. Evet. Savunma maskeleri. Sanırım birbirleriyle savaşmayı beklemiyorlarmış. Öyle galiba. Peki Avery'e ne oldu yani sonradan? Nasıl benim hani merak ettiğim şey? Hani herkes birbirini katletti ve sonuç olarak ne oldu? Olayı iyiymiş. Ha, hemen içinden su geçiyor. Ne güzel. Yine yüzme vakti geldi. Yüzecek miyiz yani orada? Ben şurada ne olduğuna bir baksam önce. Aynı yere mi çıkıyor bunlar? Evet. Çok bir mantığı yok galiba oraya gitmenin. Orası mı? Evet, haklısın. Peki. Deniz üzerinde parlayan bir şey. Aa, yok. Akıntı fazla güçlü. Akıntı çok fazla güçlü. Bir yerlerden çıkmamız lazım. Yüzerek çözülecek bir problem değil bu. Halat atabileceğim bir yer falan yok mu lan? İstemesem milyon tane halat yeri çıkar yani. Şu anda niye hiç çıkmıyor? Dışarıdan gelmeyi deneyelim. Bari şuradan çıkıp. Belki de en başından beri doğru yol oraydı ama ben aklımın içerisinde reddettim gerçeği. Atlarsam ölürüm muhtemelen. Değil mi? Ölür müyüm? Ölür müyüm? Ölmedim. Ama akıntı sağ olsun beni sadece buraya geri getiriyor. Öbür tarafa yüzerek geçmeme izin vermiyor. Yani nasıl bir akıntıysa artık ne kadar güçlüyse hani. Bizimki en ufak şekilde karşı bile koyamıyor o akıntının gücünü. Biraz fazla yüksek. Kaldırayım mı? Kaldıramıyor muyum? Gene bir şeyler mi çekip çıkacağız üzerine ya? Ben sıkıldım aynı şeyi yapmaktan sürekli. Burada falan bir şeyleri oynatamıyorum. Ne yapmak istersin Elena? Kaldırayım çıkacağım mı? Ya da şu odada falan bir şeyler mi var gene çekmem gereken kutu mutu vesaire. Gözden kaçırdığım. Nedir yani olayın çözümü? Bence şu an için bir çözüm bulamıyorum maalesef. Beynim durdu. Sabahın bilmem kaçı saat. Kaç saattir durmaktan Uncharted'da oynamaktan. Şuraya mı geçmeyi deneyeyim ne yapayım? Ne yapıyorsun lan? Oraya tutun diyen kimse... La bak ya la oğlum. Yok adamlar iyi yapmışlar oraya. Öyle kolayca atlayıp geçemediği iyi yapmışlar. Karakter oraya atlamıyor ne yaparsan yap. Ne yapacağız Elena? Bir şeyler söyle lan. Tamam yapmışlar. Okey güzel de. Hani benim oraya geçmem lazım yani bir şekilde. Hani orada birazcık yükseğe çıkmak lazım diyorsun. Çok güzel diyorsun da. Bir de nasıl çıkılacağıyla alakalı ufak bir ipucu çak yani. Ben yoksa burada biteceğim. Ona da mı yüzemiyorsun? Çok küçük. Ona da yüzemiyorum. Karşı tarafa giden başka bir yol bulmalıyız. Elena valla baydım. Hadi söyle de çıkayım gözünü seveyim ya. Valla baydım ya. Bulamıyorum şu anda. Valla bulamıyorum. Beynim çalıştırmayı durdurdu artık. Yani Dost Exe çalışmıyor şu anda. Hadi. Yani çıkacak hiçbir şey bulamıyorum çünkü ben burada. Ne yapayım? Vurayım mı onu? Ne istiyorsun ya? Ya
Bakıyorum ediyorum, yok yani burada hiçbir şey. Elena, lanet olasın, söylesene bana, cevap ver, ne yapmamı istiyorsun? Seni yukarı mı iteyim ney? İpucu, evet lütfen. Enkaza tırman, hangi enkaza? Oraya nasıl çıkacağım? Sadece buradan atlamak kadar basit mi yani mevzu ney? Lan çıkıyormuş. E oğlum biraz önce denedim, biraz önce götümü yırttım çıkmadı. Niye şerefsizlik ediyorsun? Niye şerefsizlik ediyorsun? Niye yani? Niye? Elena yardıma gelecek misin? Burası çöküyor yoksa. Bir zahmet hadi. Tamam. Rica ederim. Teşekkürler. Çok iyi dengeliyorsun. Yani dengeliyorsun. Yani iltifat da evet de. Yani siz kadınların her şeyi takafe taktığınızı bildiğimizden dolayı. Oğlum orada hazine var lan bildiğin altta. Da nasıl alacağım yani hani. Başardım. Sana bir yol bulacağım. Bu değil o yol herhalde. Üçgen çıkıyor çünkü ama. Yani yok. Tek başına olmuyor. Bunu tek başıma başaramam. Şunu aşağı edeceğim. Tamam, sana söylememiştim. Bu işimi görür. Ne? Hay, ittir. Gel ha, geri çekil. Al bakalım. Hadi çık bağırım. Yürü. Gel. Şunu da yardım et kaldırmama. Haydi. Haydi. Oldu. Evet. Oldu. Hadi bize müsaade modunda. Hey. Tam Steve'ın nişanı. Demek onun evindeyiz. İkinci komutan hiyerarşide yükseliyor. Bir de Avery ayrı kişi değil mi? Tam Steve'la ben... Wow. Aman tanrım. Partiyi bulduk galiba. Biraz geç kurucular ha. Galiba. Hey, ne? Zehirlenmişler mi hepsi? Şuna bak. Evet, bir mühür daha. Ay yüce tanrım. Ne? Onlar. Elena, bunlar Libertalia'yı kuran korsan kaptanları. Evet, daha yeni mi fark ettin? Bunlara ne olmuş burada? Zehirlenmişler muhtemelen. Avery zehirlemiştir hepsini. Ben uzmanı değilim ama bence... Zehirlenmişler. Kötü içkiden. Öyle olmalı. Peki ya bu bir çeşit zengin korsan intihar tarikatıysa? Pek sanmam. Bunlar yapmaz. Lord Avery adına yarın gün batımında sizi konağıma davet ediyorum. Avery hepsini zehirlemiş dediğim gibi. Düşmanlığımızı bir kenara bırakıp Tanrı'nın ve hürriyetin sancağı altında birleşme vaktidir. İmza Thomas Tew. Thomas Tew. Thomas'ın cesedi var mı burada peki? Şu işe bak. Thomas Tew, Henry Avery. İkisi de yoklar. Ev sahiplerimizin temizlik yapmaya vakitleri yokmuş. Onlara hiç yakıştıramadım bunu. Pekala şimdi. Bu adamlar hazineyi ellerine geçirdiklerinde büyük bir isyan ateşlediler. Kolonicileri hallettiler. Sonra da sıra birbirlerine geldi. Tahminime göre ortalık karışmış. Yani Avery ve Tew onları buraya çağırmış. Yani şeye... Ateşkes. Düşmanlığımızı bırakmaya. Evet, düşmanlığı bırakmaya. Avery daha sonra kadeyi kaldırıyor. Tanrı ve hürriyet için.
Dostlar falan. Hepsi bir yudum alıyor. Bu ikisi hariç. Evet işte tam da böyle. Tüm Libertalia haritası onların sahipliğine geçiyor. Bu iki adamın. Korsanlar salaklar harbiden yalnız. Bu adamlar. Ben onları hiç görmedim. En büyük korsanlar. Ve hepsi ölmüş. Öylece bir anda. İşte tam da bu masada. Bu inanılmaz. Ne? Evet. Üzgünüm, üzgünüm ha. Üzgünüm. Ne oldu? Ne oldu? Ne? Sorun değil. Kayıp ev sahiplerimiz Tiyuv'un konağında olmadığından... Biz evininkine gitmeliyiz. Evet. Hadi gidelim. İlginç bir an yaşadık. Avery'nin malikanesinin ağzına kadar düşmana dolu olacağını hepimiz biliyoruz elbette. Yani. Hey, buraya. Yavaşça. Hadi yapma bunu. Yapma işte, yapma. Yapma artık. Yeter ya, yeter ya, yeter ya. Ömrümüzü tükettiniz ya. Böyle yerlerde buluşmayı bırakmalıyız. Anda valla geldik yalnız ha evine. Şaka maka. Malikaneye geldik yani. Ve hatta giriyoruz. Şaka maka giriyoruz. Valla giriyoruz. Valla da girdik. Aynen. Valla resmen de içerideyiz yani. Ne diyeyim. Valla girdik. En büyük malikaneydi. Kendine yaptırmış. Peki yani. Thomas Tüv'ü neden öldürmemiş? Sarkov gibi değil miydi? Evet, aynen öyleydi. Paranoyak bir psikopattan emir aldığını düşünsene. Evet, ilk işimi hatırladım. Televizyon şovundaki prodüktörüm yani. Hayır, Macho Nacho'daki müdürüm. Macho Nacho? Ne yani? Macho Nacho'da mı çalıştın? Lisedeyken çalıştım. 3 gün, 3 gün ne lan? 3 sene boyunca eli değil miydiniz arkadaşlar ya? Yani patronum paranoyak. Psikopattı. Adam Macho Nacho'nun müdürüymüş. Bir dinler misin sadece? Anlat canım. Anlatmaya da. Piyano çaldım. Ne düşünüyorsun Elena? Bir notaya bastım. Bana tekrar aşık oldun mu? Burası giriş yeri değil mi? Aynı yer. Evet. Aşağı atlamama gerek yok. Peki ya burası? Burası değil. Buradan inebiliriz. Bırak bırak. Ne kaydın be. Ne? İşte. Shoreline ön kapıya barikat kurmuş. Ve bir sürü çamurlu ayak izi bırakmış. Ve her tarafa mermi bırakmışlar. Yani her o kadar fazla mermi bırakmışlardır ki eminim. Birazdan üzerimize gelecek olan tüm orduyu şey yapacak kadar geri sektirecek kadar güçlüdür eminim. Evet ben de Türkçe konuşmayı unutuyorum. Giderek her geçen saatte daha fazla. Kahretsin, diğer taraftan kapamışlar. Neden yollarını kapatsınlar ki? Tabii. Bir şey buldularsa başka. Pekala, şunu açmama yardım et. Tamam. İki kişinin şeyiyle bu kadar rahat derken sniper. Yap, tam tahmin ettiğim gibi. Ve geldi direkt şu ağır abiler. Ağır abiler geldiler sonra. Umuyorum sniper indirmeye yetmiştir. Umuyorum. Öl lan artık. Hacım ölür müsün lütfen? Öldün mü? Öldü galiba ama beyefendiye 6 mermi harcadım ya.
Ne düşürdün peki? Oo, nice. Nice, 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 nice. Güzel bir şey düşürdün ama saklanamıyorsun bu maçta kötü tarafı. Birazcık. Bu kadar mı lan bunun mermisi sadece? Sadece 27 mermi midir yani? Lan ne oluyor ya? Bir buradan bir oradan, bir buradan bir oradan. Ne oluyor abi? Hangi tarafta olacağınıza bir karar verin artık ya. Hadi sikeceğim. Hadi sikeceğim. Dur, dur, dur. Hacılar mermim yok, mermim. Vallahi mermim yok lan. Yetmiyor işte. Hadi sikeceğim. Sen nereden geldin lan? Sen nereden geldin şerefsiz? Siktir git ya. Siktir git. Hala sağlam. Yani sen şimdi nereden geldin? Bir de üzerine sniper'ı yedirttin bana durup dururken ya. Nerede o sniper dallaması? Onu bir indirmem lazım. O başıma bela alacak yoksa. Birileri hep geliyor zaten. Sniper'ı aldım. İyi de. Oğlum bir durun lan. Bana birazcık siperin arkasında duracak zaman verin lan. Bu da bir de zırhlılardan bu bir de. Zırhlılardan bir de. İyi. Ya siktir git lan. Öf. Hocam nereye gideyim? Nereye gideyim? Ben nereye gideyim? Ne istiyorsun benden? Ne? Nerede durayım? Nerede durup bir nefes alayım ya? Bana bir nefes alacak bir nokta ver lan. Bir nokta belirt lan. Kafayı çeviriyorum oradasınız. Kafayı çeviriyorum buradasınız lan. Kim mesela şimdi oradaki? Bir de bir şeyci var. Bazukacı var yani. Bazukacı değil pardon. Bombacı şu. Öldüm bari. Bitti mi lan? Tanrım. Sen iyi misin? Evet. Bu suya düşürmeye bekliyorlarmış. Evet. Pekala hadi kapıyı açalım. Bombam da yoktu zaten. Üf. Geriyorsunuz beni, geriyorsunuz. Bu güzel bir tabancaya benziyor. Umarım öyledir. Bomba. Hadi bakalım. Sürem az kaldı galiba. Son 20 dakika falan yer var mikrofonda. Daha doğrusu ses kayıt cihazında. Umuyorum bölümü bitirmeye yeter. Yani... Mekanın içinin askerlerle dolu olacağını biliyordum da. Adamlar rahat durmuyorlar lan. Her yerden geliyorlar ya. Hani bunu ne için kullanacağız? Şuraya atlamak için mi? Niye bu kadar kaşınıyorum ben? Bu video hiç iyi gitmiyor. Bu video hiç iyi gitmiyor. Kaşınıyorum. Sinekler geziyor etrafımda. Ve doğal olarak ister istemez ya o sinekler de bende kaşınma isteği yaratıyor yani hani. Yani ne amaç ne? Senin yanına gelsem direkt o kapıyı açıp gidebilecek miyiz Elaine? Hani ben boşa mı geziyorum buralarda? Erules'i söyle lütfen. Aynen öyle. Bir omuz daha atarsak. Hazır mısın? Bir daha. Tekme. Hoppa. Bu da Thomas Steve mi? Avery mi?
sadık yoldaşlarım. Bu görkemli cennette güneş batarken servetini korumak için çabalamalıyız. Hain Tiyo sırrımızı bildiği için çabuk olmalıyız. Barajı yok edip New Devon'u arındırın. Ve başlıyoruz. Aha. Ve hazinemi de geçitten gemime taşıyın. Tiyo'ya böyle düşman olmuşlar. Şaşırdın mı yani? Pek sayılmaz. İşte. Ya baş düşman Avery mi yoksa Tiv mi şimdi? Asıl soru yani her şeyin sonuç olarak finale baktığımızda yani Tiv mi Avery'i halletmiş, Avery mi Tiv'i halletmiş? Asıl soru şimdi benim için o. Güzel mekan. Burası onun odası mı? Avery'nin odası falan herhalde burası. Başka ayak izi yok. Burada bitiyor. Tamam. Peki nereye gitmişler? Etrafa bakın. Kalkan döndürme bulmacası geldi aklıma. Bu inanılmaz. Ne? Orada bir şey mi var? Avery'nin tutuklanması için yayınlanan bir bildirinin kopyası bu. Allah Allah. En çok aranan adam olmak. He. Okey tamam anladım. Şimdi bir an bambaşka bir şey olarak algıladım. Tiv Avery için tutuklanma emri çıkarmış da bu burada tek başına kalıyormuş falan gibi böyle saçma sapan bir şey algıladım dedim. Ne oluyor lan nasıl? Bir ayı. Ve bu kim? Avery bu mu ya da Tiv hangisi bilmiyorum ki. Neye benzediklerine hiç dikkat etmedim. Etrafa bakmaya devam edelim o zaman. Mesela şömineye. Şömine'de bir şey yok. Yani şu çok out of place duruyor ama hadi bakalım. Bu nedir? Bir saat gibi bir şey var. Nedir o? Zemin çakmağı. Düşürmüş mü? Evet, bilerek. Aradığımız şey her neyse buralarda bir yerde olmalı. Bu odada bir çıkış daha olmalı. Belki o mektupta bahsi geçen geçittir. Ama düğme nerede ki? Burada mı? Belki bu bir düğmedir. Hayır. Düğmeye benzeyen her şeyi deneyeceğiz yani kısaca şimdi. Bir ihtimal. Kaldır bakayım kafasını. Hayır. Avery galiba o. Onun heykeli burada olduğuna göre. Yani resimdeki portredeki de. Acaba bu? Ama değilmiş. Değil. Bu basılmıyor bile. Değil mi? Basılıyor mu yoksa? Basılmıyor. Hadi bakalım. Kahretsin. Gene boş. Şu kalkan ne demeli bu abiye? Nate. Evet. Bir şey mi buldun? Sanırım evet. Nereden bastın onu? Niye kanlıydı? Yani mektuba göre Avery hazinesini gemiye... Avery diye mi okunuyor? Avery değil mi? Avery mi? Bence... Artık bence bir önemi yok. Artık para için uğraşmıyoruz. Artık tek derdimiz Sam'i kurtarmak. Sanırım. Değil mi? Başımıza bir halt gelmese bari Sam'i kurtarmaya çalışır. Kendine bir panik maresi yapmış gibi görünüyor. Kaçış için. Mantıklı. Adam her şeyi düşünmüş canım. Adam bildiğin yerden... Kendine sıfırdan bir şehir kurabilecek kadar zeki ise... Ve derken Avery'nin çöküşüne gelmişiz. Avery'nin çöküşü. Evet, bu bölüm beni gerçekten bütün silahlı çatışmalarıyla... sinir etmeyi başardı kısacası. Gene uzun bir bölüm oldu galiba, bilmiyorum artık, bölümleri karıştırmaya başladım ama uzundur herhalde. Seyrettiğiniz için teşekkürler. Başka bir Uncharted bölümünde görüşmek üzere. Sanıyorum az kaldı oyunu bitirmemize. Hadi bay bay.